Öncelikle iyi akşamlar. Hocamız bir maç denemesi yapacak. Daha sonra sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Buyurun hocam. Şimdi tabii bizim kendi tarafımızdan baktığımızda son 4 haftada 10 puanlık bir çıkışımız vardı. Milli maç arası ve bizim bayla beraber 3 haftalık bir ara oldu. Onun ardından tabii Kocaeli deplasmanı zor bir deplasmandır. Hem taraftarıyla muhteşem bir taraftarı zaten takımın arkasında. Hem de bütçe olarak da kadro derinliği olarak da bizden farklı tabii ki. Ancak bu ligin en önemli esprisi her maçı final havasında oynamak zorunluluğu, fiziksel ve motivasyon olarak da kesinlikle hazır olmak lazım. Maça başlamadan önce de maç konuşmasında da oyuncularıma söylediğim gibi daha önceki 4 maçtaki 10 puan da artık yok. Bundan sonraki maçı da düşünmeyin. Bu maçı bir final niteliğinde düşünün. Bunu sadece bu maç için değil, bütün maçlar için özellikle bu ligde bunu yapma zorunluluğu her takımın vardır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Oyuncularım da bu anlamda buna olumlu tepki verdiler. Tabii ki taraftarın arkasını almış bir Kocaeli ile 22-23 yaş ortalaması bir takımdan oynarken zaman zaman etkilenmeler oluyor. Ancak maça teknik anlamda kurgu olarak gelirken oyunsal üstünlüğü belli bir dönemden sonra ele alacağımızı düşünüyordum zaten. Sadece Kocaeli'nin Dino, Benur ve Pereira'yla beraber kontra atakta etkili olabileceğini biliyorduk ki nitekim de gol de öyle geldi zaten. İlk yarı 2-3 tane pozisyonu var kontrada yakaladı. Ama süre geçtikçe de oyun üstünlüğü bize geçti zaten. İkinci yarıda hem fizik kalite olarak hem oyun üstünlüğü olarak tamamen ele aldık. Yenilseydik yazık olurdu bizim adımıza. Hem oyunsal olarak hem skor olarak hak ederek bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum ki bu şampiyonluğu oynayan bir Kocaeli'nden Samsun'da da daha önce geriden gelip yine öne geçtiğimiz maçı 90+5'te berabere bitirmiştik. Özetle bu maçı kazanmak bizim adımıza iyi oldu bir çıkışın devamı olarak. Ama bunu da burada bugün bırakıp biten hiçbir şeyin arkasından olumlu ya da olumsuz bakmamak lazım. Bir önümüze bakıp önümüzdeki haftayı. Çünkü bu ligde herkes birbirini yenme şansı. Yani şöyle bir şey yok. %70-30 diye bir durum yok. Maksimum %55-45 gibi bir durum vardır takımlar arasında. Onun için hem fiziksel hem motivasyon olarak hem oyun kurgusu olarak her haftaya final niteliğinde hazırlanmak gerekiyor. Bunu devam ettirmeye çalışacağız tabii. Çünkü bu tip maçları kazanmanın ancak devamını getirdiğinizde bir esprisi ve önemi olur. İnşallah genç bir takım yaş ortalamamız var söylediğim gibi. İnşallah çıkışımız devam eder. Sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam sevgilerim, nasıl tebrik ediyoruz? Hocam özellikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam şimdi oyuna baktığımızda iki farklı yarılar izledik. İlk yarıda oyunu daha çok Kocaeli Spor'a bıraktınız. İkinci yarıda tamamen oyun hakimdiniz. Bu planlarda bir şey mi yoksa Kocaeli Spor'un ikinci yarıda şöyle, evet, şöyle. Şimdi tabii taraftarın arkasını almış bir Kocaeli'nin deplasmanda oynarken, hele de 22-23 yaş ortalaması bir takımdan oynarken, bunun dönemsel sıkıntılar olabileceğini tahmin ediyordum. Ancak Kocaeli'nin de söylediğim gibi kontra yakaladığında Dino, Benir, Pereira bu üçlüyle beraber organizeyi tecrübeleriyle beraber iyi yapabiliyor. İlk yarı böyle bir durum oluştu taraftarıyla da beraber. Çünkü yani müthiş bir destek var arkada. Bu devri atlattıktan sonra zaten oyun ağırlığımızı koymaya başladık. Oyunsal olarak da özellikle orta sahadaki bizim üçlü fiziksel olarak daha fazla ayakta kaldı. Arkada da biraz sağlam oynadığımızda zaten sıkıntı ortadan kalkıyor. İlk yarı şöyle bir şey oldu. Yine pas trafiğini yapabildik ama üçüncü bölgede söylediğiniz gibi çoğalma yönünden bir sıkıntı yaptı. Örneğin Barış'ın ilk yarı getirdiği toplar var.
Orada Eleken'in dışında fazla çoğalamadık. O da Sandro Lima'nın olmayışı da alternatif oyuncumuz da o pozisyon için yok. Onun biraz sıkıntısını yaşadık. Ancak ikinci yarı söylediğim gibi fiziksel olarak sahada ayakta biz kaldık. Bu da bizi galibiyete götürdü. Belki de Kocaeli'nin de 1-0'ı koruma içgüdüsü de bunda rol almıştır muhakkak. Ya, bu ligin hiçbir şeyin garantisi yok. Yani 1-0 öne geçmenizin, bunların hiçbir şeyin garantisi yok. Belli bir oyun formatını tutturmanız lazım. Onu da sürekli arz etmeniz lazım. Skoru koruma telaşı takımlarda sıkıntı yaratıyor. Biz de zaman zaman yaşıyoruz. Onun için oralara çok fazla takılmadan takımın oynamasını istiyoruz. Yani skora takılmadan. Nitekim de son haftalarda bunu yapmaya çalışıyoruz inşallah. Bundan sonrası da istediğimiz gibi gider. Buyur. Son bir soru var. Teşekkür ederim. Geçtiği maçları galibiyetle kapatmayı başarmıştı. Isım bu sefer bozuldu. Ligi nasıl görüyorsunuz? Ligin fotoğrafı ortaya çıktı. Yani her takım birbirini yenerken siz kendi cephenizden baktığınızda bu galibiyet sizi yukarıda mı oynatacak? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Doğal olarak herkes daha çok kendi şehri, kendi camialarıyla daha çok bilgi sahibi olduğu için, ilgilendiği için bizim için şöyle bir şey var. Gençler Birliği tabii ki çok köklü bir kulüp. Süper Lig'de en uzun süre oynayan bir kulüp. Ancak yani 3-4 ay evvel gelinen durum itibariyle bir alt lige düşmüş ve ciddi anlamda borçlanda düşmüş bir kulüp ki biz mesela ben 1 Temmuz'da başladığımda şu transferlerin hiçbiri yoktu yani. Millet, bütün takımlar kampa hazır giderken ben de şu sahada gördüğünüz oyunculardan belki 1-2 tanesi var. Yani 20 Temmuz, 25 Temmuz ligin başlamasına 2 hafta kala gelen oyuncu bu sıkıntılarla boğuştuk açıkçası ki onun da zaten bedelini ilk 4 haftada 1 puan alarak ödedi. İşte bu süreç bizi doğru işler yaptık biraz. Transferleri de doğru tuttu. İnşallah yani şöyle bir şey hedef olarak sezon başı biz Kocaeli gibi, Samsun gibi, Ankara Gücü gibi böyle olmazsa olmaz şampiyonluk ya da Süper Lig'e çıkma gibi bir hedeften ziyade sağlıklı bir yapı oluşturup kulübünde ekonomik anlamda rahatlattırma. Biz de teknik anlamda yönetime destek olmaya çalışıyoruz. Hem bu ligde iyi futbol oynayarak kalıcı olarak yapabilirsek, daha üstleri zorlayabilirsek. Gönlüm çok şey istiyor tabii. Bakacağız yani bu ligde söylediğim gibi. Yani iki tane yeniyorsunuz, yukarıya doğru ivmeleniyorsunuz. İki ters sonuçta. Bu sefer aşağıya doğru yönleniyoruz. Onun için çok büyük konuşup, çok iddialı konuşup hem takımdaki oyuncuları bir sıkıntıya sokmamak lazım hem de beklentileri çok yükseltmiyor. Ama benim gönlümün ne istediğini tabii ki doğal olarak ben biliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.